Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben gurbetçi sayılırım. Yani yılda böyle 1-2 hafta gelebiliyorum buraya. Sahil her şeye rağmen güzel. Yani tamam yıkıldı, yol yapıldı, doğallığını kaybetti belki ama yine de yürüyüş yolu yapılması o anlamda güzel. Çoğu ilde, ben mesela İzmir'de oturuyorum, bu kadar güzel bir kordon yok. Ama şuna çok üzülüyorum. Burada bazı arkadaşlar mangal yapıyorlar. Eğer bunun önü alınamazsa mangal yapılmasının burada oturacağımız, böyle çocuklarımızla oynayacağımız sahil kalmaz. Hatta 188 aradık biz biraz önce belediyeyi ama çok ilgilenmediler. Hazır burada fırsat bulmuşken de, çocuk inmiş bu arada. Boş sallıyoruz. Hazır fırsat bulmuşken de bunu dillendireyim istedim. Bu konu gerçekten önemli çünkü burada bir de Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmayan misafirler de var. Suriye, Arap misafirler de var. Belki bilmiyorlardı ama yani bu sahilde mangal yapılmaması lazım. Onun dışında genel anlamıyla güzel. Ne yapılması lazım? Bir kez kesinlikle imar açılmaması lazım. Burada belediye güzel yerler yapmış. Belki bunların sayısı açılması, arttırılması bir fayda olabilir. Tabii ki daha majör bir şey. Buranın artık böyle görüntüden arındırılıp birazcık daha böyle kumsal havası katacak güzel çalışmalar yapılmasına fayda olacaktır. Ama benim bahsettiğim daha böyle küçük çaplı önlemlerle sınırlıydı. Onun dışında birazcık daha geniş kapsam düşündüğümüzde buraya güzel bir kumsal şart diye düşünüyorum. Çok kötü kokuyor ya. Kötü kokuyor. Ne yapılmasını istiyorsun? Buradan seslen işte bak alt mikrofon. Şuradan kanalizasyon borusu geçmesi. Kokusundan şikayet evet. Ediyorsun. Onun haricinde her şey normal. O iyi. Peki ek bir şey olsun ister misin? Yani bir şey yapılsın sizin için, çocuklar için, gençler için. Gerek yok bence. Zaten yani, bisiklet yaptılar. Bisiklet yolu var. Hı. Kokuyu gidersin nereye terdiyorsun? Evet. Var mı? Böyle balık ve böyle lağım tarzı koku kötü yani. Yani evet daha çok Trabzon halkı için çünkü buralı değilim ve gideceğim artık. Ama burada yaşayan insanlar için bence bu kokun düzeltilmesi ve bu ilerinin düzenli hale gelmesi, o böyle topraklar falan bir şey yapılacak sanırım. Yani daha düzenli hale gelmesi onlar için daha iyi. Trabzon sahili güzel ama dediği gibi arkadaşım da kokuyor. Yani çok fazla balık kokuyor ve bu rahatsız edici bir seviyede. Sahil olarak yeterli ama biraz daha daha iyi alanlar olması lazım yani. Çocukların daha iyi koşturabilecek olduğu alanların olması lazım. Ama sahil yeterli. Var ara ara rüzgar olmasa daha çok olacak o koku. Yani onu da inşallah giderilir. Yani biraz daha korumanın arttırılması lazım. Yani bekçilerin, polislerin. Ondan sonra herhangi bir şeysi yok yani şu anda iyi, güzel. Trabzon'da öğrenciyim. Hangi bölüm? Çalışma ekonomisi. Trabzon'dasınız, vakitleriniz nasıl geçiyor Trabzon'da? Ya vakitlerimiz okul yani bir sınav. Sınav, okulu geçtik. Onun dışında eğlence tarzında buralardayız işte. Peki, bugün de Beşirli sahilindesin. Bugün de Beşirli'deyiz, nasıl evet. Beşirli sahili geçen sene pek güzel değil ama bu sene çok güzel olmuş. Ama bisiklet bulamıyoruz. Bisiklet sıkıntımız var. Güzel yani. Koku aşırı şu taraflarda aşırı bir kötü bir koku var ama bilmiyorum. Geçen sene böyle kokmuyordu, bu sene de böyle kokuyor. Bence bisikletlerin sayısı çoğaltılması gerekiyor. Bir de bu kötü kokunun acilen giderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Trabzon'da güneşli havaları pek bulamıyoruz. Bulduğumuzda da böyle değerlendiriyoruz. Bisiklet sürelim dedik. O şekilde. Bisiklette bulamadınız. Bisiklette bulamadık, mağduruz. Peki Beşirli sahilini bugün tercih etmenizin sebebi ne? Ya hava güneşli olunca bisiklet sürelim dedik. O şekilde biz tek bir sahil olduğu için zaten pek Trabzon bu konuda değerlendiremiyor. Ne olmasını istersin? Ne olmasını önerirsin bir Mersinli olarak? Yani sadece sahile inmek için Beşirli'ye geliyoruz. Normalde biz Katü'de okuduğumuz yurtta kalıyoruz. Sadece Beşirli'de yürüyebiliyoruz yani sahilinde. Daha da aynen, yürüyüş alanı pek yok. Daha da genişletebilirler. Trabzon gerçekten çok güzel bir şehir. Yani daha fazla değerlendirebiliriz buraları. Peki Trabzon'da öğrenci olarak boş vakitlerini nasıl geçiriyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun? Açıkçası pek yapacak bir şey bulamıyoruz. Hani dışarı çıkalım diyoruz. Sahilden başka gideceğimiz bir yer yok. Hani mesela Luna Park falan, hani değişik aktiviteler, mesela kamp alanları. Hani farklı şeyler olabilir. Güzel de biraz kötü kokuyor açıkçası, rahatsız ediyor kokusu. Hani bunun önüne geçebilirler bir şekilde. Diğer türlü çok güzel bence. Yani güneş falan, hani bisiklet kiralamak açısından güzel. Güzel, daha güzel kafeler, hani güzel yapılar yapılabilir buraya. Biz buraya hani
sahile gidebileceğimiz meydan tarafında daha fazla bir imkanımız yok. O yüzden Beşirli sahiline geldik. Ama burası da mesela denize daha uzak. Kafeler yapılabilecek daha fazla alan da var aslında. Ama değerlendirilmemiş. İnşallah değerlendirilir ileriki zamanlarda. Onun dışında güzel bir yer. Sakin, insanlar kafa dinlemeye geliyor. Güzel bir yer. Olumsuz yönleri, bisiklet sayısı çok az gerçekten. Hani çok kalabalık oluyor çünkü. Yetmiyor bisikletler. Ondan sonra oturma yerleri, kafeler olsun ya da çardaklar olsun. Yani o tarz şeyler yok. Bunlar olumsuz yönleri. Olumlu yönleri de herkes kendi halinde. Yani huzurlu bir yer. Kafa dinlemek için güzel bir yer. Gayet güzel yani, yürüyüş yolları olsun falan. Güzel yani. Olumsuz yönleri sadece bir koku var. Burada kanalizasyon kokusu. Sadece o. Yani olumlu yönleri güzel yani, böyle bir bisiklet yolu falan, yürüyüş yolları çok güzel yani. İyi bende ama koku rahatsız ediyor. Sıkıntı mı? Koku, evet. Yapılmasını istediğim bir şey yok ama koku rahatsız ediyor. Şu stadın doldurulmasından önce gayet güzel bir sahil vardı. Bisiklet yolu şahsen şuradaydı. Betondan da ama genelde güzel bir bisiklet yolu vardı. Doldurunca pislik bu tarafa doğru aktı. O biraz kötü etkiledi sahile. Özellikle şu tarafta koku aşırı fazla geliyor. Ki çoğu kişi rahatsız oluyor bu kokudan. Kimse müdahale etmiyor. Fakat onu yapacak bir şey yok. Onun dışında sahil güzel. Genelde insanlar pazar veya cumartesi günü geçirmek için buraya geliyor. Balık ekmek yiyor. Ailesiyle piknik yapıyor. Bisiklet sürüyor. Gayet eğlenceli geçiyor. Onun dışında pek bir sorun yok. Ben Samsun'dan da geçtim. O Samsun'un sahilini de gördüm. Oradaki gibi güzel bir çiçeklendirme, güzel bir dekorasyon yapılabilir. Çoğu taşlar veya şeyler eski gözüküyor. Boyası da çıkmış gözüküyor. Onun dışında bir dekorasyon eksikliği yok. Gayet güzel. Güzel. Hani yürüyüş yapmak için, işte vakit geçirmek için, özellikle hafta sonu veya boş vaktinde gayet çok güzel ama işte biraz kötü kokusu var. Hani doldurmadan dolayıymış. Onun dışında gayet güzel bence. Hani dekorasyon olarak da yani çok ufak tefek şeyler yapılabilir. Onun dışında çok güzel bence. Hani gayet iyi. Evet, çok güzel. Ve böyle bir yerin olması yürüyüş anlamında, ama tabii çok kalabalık, çok yoğun oluyor tabii ki de. Piknik olarak kullanılmaya başlandı, o tarafı var tabii, hani sırf yürüyüşün dışında amacı değişmeye başladı. Ama yine de çok güzel böyle bir yerin olması. Yani en azından oturmaya insanların hem yürüyüş hem de oturup işte ekmek arası yiyebileceği, böyle sahil kenarlarının olması güzel yani, biz memnunuz. Hem bisiklet alanının kurulması da güzel oldu. Yani iyi, böyle bir şeylerin olması, Trabzon'da daha güzel yeniliklerin olmasını bekleriz, isteriz. İnşallah daha güzel şeyler olur. Yani en azından piknik alanlarının falan daha çok olmasını isterdik. Mesela Sera Gölü güzel ama birkaç tane daha böyle Sera Gölü gibi daha güzel yerler de olabilir. Daha farklı yerlerde. Sahil kesiminde yani farklı şeyler olabilir yani. Bilmiyorum ama biraz daha Trabzon'a yakışır, daha güzel şeylerin olabileceğini düşünüyorum. Daha kapsamlı, daha kullanışlı, ne bileyim yani, bana göre biraz daha eksik olan şeyler de var bu anlamda. Hani piknik alanı tek Sera Gölü'ne çok kalabalık oluyor. Şimdi herhalde Eyof var, orası da güzelleşmiş, güzel olmuş. İnşallah daha da güzel yerler olsun, daha fazla yerler olsun.